Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Crusader Kings oynamaya devam ediyoruz. Bu serimizin sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümü olması gerek. Hatırlarsanız 1. bölümde sadece bir kontta olan bir kont parçasıydık. Ondan sonra birazcık asker basıp şurayı işgal etmiştik. Hatta buranın sahibi, bizden önceki sahibi, şuradan görebiliyor olmam gerekiyor. Şuradan, evet, ünvan tarihi. 81 yaşında ölen, pardon 83 yaşında ölen ve 81 yaşında çocuk yapabilen bir abimize aitti. Kendisine helal olsunlarımızı vermiştik. Ondan sonra o öldü. Onun oğluna savaş açtık. Şurayı almıştık sanırım. Yok, ilk önce şurayı aldık. Şurayı almak için kendi kralımızla savaşmak zorunda kalmıştık. Kralımızı yendik. Birkaç defa yendik hatta. O da bizim herhalde savaştaki yeteneklerimizden etkilenip bizi ülkenin mareşali yapmıştı. Buradan da görebiliyoruz. O kadar iyi bir askeri yeteneğimiz olmamasına rağmen genelde daha çok vekil harca uyumluyuz ama bizi nedense mareşal yapmıştı. Bu bölümde de eğer mümkünse birkaç şehir daha alıp güçlenmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda artık kontluktan düklüğe geçmeyi düşünüyorum. Düklük kurmak için ne kadar para ihtiyacımız varmış? 250. Ne diye geçiyor? 250 altına ihtiyacımız var. Şu anda 231 altınımız var zaten. Tamam. Yakında kurarız. Aynı zamanda bu bölümde artık askeriyeyi tam anlamıyla geliştirmek istiyorum. Bunun için bazı adımlar atacağız. Siz de öğrenmiş olacaksınız. Bu arada paralı askerlerimiz önceki bölümden aldığımız terhis edilmişler. Kaç askerimiz var bizim şu an? Bakayım. 1928 askerimiz varmış. Şu anda gayet iyi. 2000 küsur askerimiz var. Yani kralımızın ne kadar var? Kralımızın bile 2500 var. Ondan sadece 500 kişi daha az askerimiz varmış. Bu ne? Fidye ver. Önceki savaşlardan yaptığımız, esir aldığımız bir çocuk varmış. Annesi herhalde bu. Annesi onun için fidye gönderiyormuş. Tamam, parasını alalım onun. Valinin bilmem ne meşru bir şekilde hapsedilebilir. Kim bu? Ha, şu geçen bölümde bekar olmalarına rağmen evlenmeyip ilişkiye giren vasalımız. O zamanlar biliyorsunuz böyle şeyler suçtu. Hapset diyelim. Bunu hapsedeceğim, sonra fidye karşılığı serbest bırakacağım. Böyle havadan para gelmiş olacak bize. Şimdi de fidye karşılığı serbest bırak diyorum. Onun 30 altınını alalım. Şimdi tekrar, o bizim casus başımızmış. Onu tekrar koyabiliriz herhalde. Ya başka biri mi geçti? Başka biri geçti sanırım. Bunun yeteneği gayet iyiymiş. Şu anda Maraşelimiz dışında hepsinin yeteneği gayet yeterli. Ama Maraşelimiz bayağı kötüymüş. Daha yüksek yetenekli birini alalım. İyi. Şunu yapalım. Bu 7'ymiş, bu 10'muş. 10'luk adamı koyalım. Bu arada yaşam tarzı puanımızı verelim. Tahsildar, vergi toplama verimliliğimiz %25 artıyormuş. Zaman aksın. Bu arada 366 olmuş paramız. Hemen bir düklük kuralım. Düklük kurduğumuz zaman bazı avantajlar olacak bize. Örneğin şu anda 2 tane erkek çocuğumuz olduğu için biz öldükten sonra, karakterimiz öldükten sonra ülkemiz çocuklarımız arasında paydaştırılacak. Yani erkek çocuklarımız arasında. Şu anda da 2 tane çocuğumuz var. Eğer dük olmasaydık şunu yöneteceğiz biz öldükten sonra. Bu çocuğa da, yani bu çocuk da bizden bağımsız olacaktı. Bize bağlı olmayacaktı. Öyle olmaması için düklük yaptık. Böylelikle bu çocuk bir tane kontluğu almış olsa bile bize bağlı olacak. Daha sonra kardeşler arası savaşları da izleriz beraber. Mezhep liderinden, yani papadan tekrar altın alabiliyormuşuz. Güzel. Bu karakter dindar olduğu için böyle sık sık papadan para alabiliyoruz. Hoş bir şey o. Bina dikebiliriz paramızın bir kısmıyla. Liman yapmıştık buraya. Tazı kafesleri varmış bir bina olarak. Otlaklar yapılmış buraya. Bakayım, tepelik tarlalar kuralım. Vergiler artın 0.3 artıyormuş. Başka ne yapabiliriz? Buraya da bir liman yapalım. Bu liman çok güzel şeyler veriyor. Vergiye 0.3 ve gelişmiş artışı veriyor. 113 paramız kaldı. Şimdi ordumuzu geliştirmek istediğimi söylemiştim. Ordumuzu geliştirmek için neler yapmalıyız? Milislerimiz var. Milislerimizin sayısını arttırmak için askeri binalar yapabiliriz. Ama şu anda buna gerek duymuyorum. Yani şu anda para bizim için daha önemli. Yani milisler zaten köylü askerler olduğu için çok etkin değiller. Ama şu şövalyeler bayağı önemli. Bu şövalyeler ağır zırhlar giymiş, iyi dövüşebilen insanlar oluyor ve bizim 7 kişilik kapasitemiz olmasına rağmen sadece 5 tane şövalyemiz varmış. Şimdi burada da onların dövüş yeteneklerini görebiliyoruz. Bu adam gayet iyi savaşıyormuş. Seni şövalye olmaya zorluyorum. Seni de şövalye olmaya zorluyorum. Sen 2 sadece. Seni yasaklıyorum. Sen savaşlara gelme bile. Zaten gelsen de hiçbir şey yapamazsın. Bunu da yasaklıyorum. Bunu da yasaklıyorum. 0 puan adam ya. Siz kameradan göremiyorsunuz ama 0 dövüş yeteneğiyle niye şövalye oldun ki sen? Şimdi şuradaki kararlar bölümüne gelip şövalye davet ediyorum. 150 prestij karşılığında ülkemize şövalyeleri davet ediyoruz. Onlar gelsinler, aralarında güzel dövüş yetenekleri olanlarını şövalyemiz yapalım. Belli bir para karşılığında tabi. Şövalyenin biri gelmiş. Bu abimize bakıyoruz. 12. Çok güzel. 12 dövüş yeteneği varmış. Hemen saray mensubu yap diyorum. 15 altın karşılığında bu adamı şövalyemiz yapıyoruz. Bakın şuradan da görebilirsiniz onu. Şunu zorlayayım. Şu anda aralarında en iyi şövalyemiz bu adam. Kralımız şu anda bir savaştaymış. Bir Müslüman devlete karşı kutsal savaş yapıyor. İlgilenmiyoruz. Destek vermeyeceğim. Zaten bizi özel olarak çağırmamadıysa gitmemize de çok gerek yok. Şuradaki kontluk arttırmadan da başkentimizin kontrolü düşmüş. Kontrolü düştüğü zaman da fazla vergi toplayamıyoruz. Kontluktaki o şeyi düzeltsin. Bir de kültürümüzü yayalım. Şurada en son aldığımız şehirde. Bask kültürüne mensuptuk. O kültür olsun orada. Yoksa ileride farklı kültürler falan olunca böyle isyan misyan çıkartıyorlar ülke genişlediği zaman. Başka ne yapabiliriz? Karakterimizin tipini düzeltebiliriz. Önceki bölümde kendimizi tanımamıştık. Çünkü adam kendi kendine saçma sapan sakal falan bırakmıştı. Bu arada bir şövalye daha geldi. Bunu da saray mensubu yapıyorum. Ve bunu da şövalye olmaya zorluyorum. Zorla diyorum. Hepsi birbirinden güzel adamlar geldi. Şimdi tipimizi düzeltebiliriz. Şuradan şuna tıklayarak ilk önce şu başlığı bir çıkart. Başlıksız. Saçın hali ne böyle ya? Bu adamın bir saçını düzeltelim. Güzel bir saç. Bu hoş gibi göründü ha sanki. Ha yok, bu ne böyle ya? Bunun sakalı da garipmiş. Sakalsızı seçelim. Adamımız çirkin bu arada ya. O kadar yakışıklı bir abimiz değilmiş bu. Saçı kase değil de. Aa bak şu güzel. Şu güzel. Şöyle bir arkasında dönsün. Şimdi bu çirkin suratımızı kapatmak için güzel bir sakal da yapalım. Vay. Bu sakalla çok haşmetli göründü bu arada ya. Hemen bir başlık seçelim. Ve çok krallara layık bir şey olmasın. Çünkü daha kral değiliz, bir şey değiliz. Henüz yeni dük olduk. Mesela şu olabilir. Bu gayet okey. Ya da kralı mı andırıyor? Şöyle birazcık daha mütevazı bir şey koyabiliriz henüz kral olmadığımız için. Pelerin. Ne olabilir? Kraliyet pelerine. Kral olmadığımız için takmayacağım. Maceracının pelerine. Maceracı değiliz ki, düklük yönetiyoruz. Şöyle. Şu Kürtlerden olabilir. Ya işte bu. Bu adam zaten bol bol savaş kazanmış bir adam. Çok savaşçı göründü. Çok güzel oldu. Tamam. Görüyorsunuz bayağı yakışıklı oldu. Artık tanırız yani. Artık tanımamızın imkanı yok. Bu arada varisimiz büyüdü. Ortalama pazarlıkçı olmuş. Bu adam, yani bu çocuğu diplomat olarak yetiştirmiştik. Öyle 4 dörtlük bir eğitim almamış ama yine iyi bir eğitimle ortalama pazarlıkçı eğitim özelliğini almış. O da diplomasiye artı 4 puan veriyor. Şimdi buna bir eş bulmamız lazım. Dövüş yeteneği de iyiymiş. Bu da şövalye olarak bize hizmet edebilir. Ve mümkünse zaten bu çocuk savaşlarda ölürse çok sevineceğim. Çünkü onun kardeşi ondan daha zeki ve daha küçük. Şimdi seni kiminle evlendirebiliriz? Şöyle bir ırsiyi seçeyim. Sana zeki bir kızı ayarlayalım. Sen de onunla evlen. Olur mu? Bence olur. 22 yaşında Katolik ve Kastilyan kültürüne mensup bir ablamız varmış. Bakıyoruz ama bu piçmiş ve ayyaşmış. Bir şey olmaz, tamam, sıkıntı yok. Bununla evlen, inşallah çocuklarınız zeki doğar. bizde bir yerden artık ülkenin başına zeki biri gelir. Çünkü bu karakterimiz de zeki değil. Onun varisi de zeki olmadı. Gitti şuradaki kız çok zeki oldu. Ama kızı da ülkenin başına geçiremiyoruz bildiğiniz üzere. O zamanlarda böyle bir şey yok yani. Yetersiz şövalye diyor. Evet, farkındayım. Bu arada varisimin ölmesini istediğimi söylemiştim. Onun için onun da şövalye olmasına zorlayacağım. O da olsun. Belki savaşta şansı ölür bir şekilde. Böylelikle kardeşi ülkenin başına geçer. Bakayım. Başka şövalye gelmemiş. Bu arada bizim stresimiz birazcık yüksek. Bu yüzden gidelim egzersiz yapalım. Stresimizi azaltalım. Bir yıl boyunca ter kokusu etkisine sahip olacakmışız. Böyle millet -5 ilişki alacakmış ama çok da önemli değil. Gidelim ata binelim. Sırdaşımla da konuşabilirim. Ziyafet düzenleyelim. İnsanlarla aramız düzelsin. Bakalım bu sefer. Önceki bölümlerde ziyafet yaptık. 2 kişi gelmişti. Bu sefer kaç kişi geldi? İyi, güzel. Bu sefer 1, 2, 3, 4. 4 kişi gelmiş. Bizimle beraber 5 kişi gelmiş. Ne oldu? Kadının biri kendini saçma sapan rezil ediyormuş. Kendinden utanmalısın diyoruz. Böylelikle prestij alıyoruz. Bakayım. Bu da ha. Şimdi ziyafeti bayağı beğenmişler. Eşimle beraber mi yaptık diyelim, yoksa hepsini biz mi üstlenelim? Hepsini biz üstlenirsek %150 prestij alıyoruz ama karımız bizden pek hoşlanmıyor. Hepsi karım sayesinde dersek de ev halkın uğraşı etkisine sahip olacakmışız. Bu da böyle vasallarımız bizi daha çok seviyormuş ama önemli değil. Ben şu anda prestije ihtiyacım var. Çünkü az önce şövalyeler çağırdığımızda ülkemize 150 prestij harcadık. Bu arada bir şövalye daha gelmiş. Bakalım, 18 dövüş yeteneğine sahip bir abi gelmiş ya. Bu adam çok iyi bir dövüşçü. Tamam, bunu da aldık. Bu adamı da şövalye olmaya zorlayacağım. Tamam, artık o yeteneksiz tipler şövalyemiz değil. Onun yerine gayet yetenekli arkadaşlar şövalye oldu. Bunu yaptıktan sonra ordumuzu güçlendirmek için yapacağım diğer hareket ise buradaki zırhlı yaya birimine bir tık arttırmak. Bir 100 kişi daha artıracağım. Şu anda 300 kişiler. Bir 500 kişi olsun bölümün sonuna kadar. Bu arada kralımızın çıkardığı yasa yüzünden, bu arada bu çocuğu hatırlarsanız, çocuk diyorum ama şu anda 24 yaşında, çocukluğundan itibaren takipteyiz bu adamı. Çünkü çocuk yaşta İspanya'nın bütün tahtlarını birleştirdi. Aile katili özelliğini aldı. Ondan sonra yara izi olduğu için insanlar bayağı onu seviyormuş. Yani yüzünde karizmatik bir yara varmış. İnsanlar görünce etkileniyormuş. Ve cins hareketler yapıyor. Mesela taht otorite kuralını çıkarmıştı. Biz gidip başkalarına savaş açamıyorduk. Başka vasallara. Yani biz bir onun derebeyiyiz ya. Onun diğer derebeylerinin eline geçirmek için savaş açamıyorduk. Onun yerine ona savaş açmamız gerekiyordu oraya elde etmek için. Bu yüzden bir bakalım. Sana savaş açsam. Bağımsızlık savaşı diyor ama. Bir yeri o zaman hak iddiasında bulunalım. Ülke rahibini seçelim. Ben şurayı almak istiyorum desem ne olur? Ya da Leon'u mu alsak? Bir bakalım, şu anda bizim sahip olduğumuz düklük. Şurayı alalım. Şurayı da aldıktan sonra, çünkü şurada toprağımız var. Şuradaki Asturyas düklüğünün tüm toprakları bize geçmiş olur. Böylelikle daha çok vergi alıyoruz. Öyle yapalım o zaman. Hak iddiasında burada bulun. 17 ay sürecekmiş. Kültür yani yayma görevi de 4 ay sürüyor. Kontluk geliştirme birazcık uzun. Pardon, kontluğun kontrolünü arttırma birazcık uzun sürüyor. 6 yıl kadar. Süzerenimiz savaşı kaybetmiş. Emir Muhammed. Benim de adaşım. Hangi? Bakayım. Bu toprağı kaybetti salak. Bu ne böyle kültür çalışma. Bu bildirim. Bize önceki bölümde de gelmiş. İşte kültürünü değiştirmeye çalıştığımız yerleşimle bir tartışma yaşıyoruz. Onlara bas kültürün üstün olduğunu öğretmeye çalışalım. Ne olacak? Kabul etmediler. Kültürümüzü kabul etmediler. Biz de mecburen elden yapacağız zaten. Çok önemli değil. 14 gün sonra bas kültürüne geçecekler. Tamam, geçtiler. Şimdi sen kontluğu geliştirmeye devam et derken bir sır açığa çıkarıldı. Ne oldu? Vasalım vali bilmem ne söylüyor ki, vasalım bilmem ne konseyimdeki, ya niye durmadan bak, yine aynı adam, bu adam yatmıştı işte, yine bu kadındı bu da. Allah'ım, Senin tekrar paranı alacağım bu arada. Fide karşılığında tekrar serbest bırakıyorum. Yine 30 gold'unu aldım. Evlensenize, aptal mısınız ya? Dur ben bunları kendi elimle evlendireyim. Gel evlendirelim. Kadın adı ne? Vali Elizabeth. Dur. Şuradan seçelim. Evlilik neden düzenleyemiyorum? Niye evlenmiyorsunuz ya? Burada da bulamam ki. Evlensenize. Durmadan evlilik dışı ilişki yaşayıp duruyorlar ya. Zaman geçsin bu arada. Bakalım yeni binalar yapıyor. Aa bak şuradaki deniz kenarında bir şehrimiz daha var. Hemen buraya da bir tane liman yapalım. Buraya liman yapılmıyor mu? Deniz kenarında ya. Neyse o zaman kırsal topraklar binasını yapalım. Böylelikle hem vergi hem de asker alacağız. Birazcık para biriktirmemizde fayda var şu an. Bana karşı bir örgütleşme kurulmuş. Köylü sürüsü tarafından. Köylüler bizi işten mi edecekler yoksa? Allah Allah. Şuradan görebiliyoruz o örgütleşmeyi. 48 ay içerisinde bize saldırabilirlermiş şuradaki köylüler. Saldırsınlar bakalım. Ordumuz güçlü. 2100 kişilik bir ordumuz var. Para konusunda da iyiyiz. Gelirimiz de çok iyi. Çocukların vasiye ihtiyacı var diyor. Yok, eğitmemize gerek yok bu kız çocuklarını. Zaten evlendirince gidecekler yani. Şuradaki hak iddiası bitmek üzere. Aynen bitti. Parasını verelim. Hak iddiasında bulunalım. Şimdi bu adama savaş açamıyor olmam gerekiyor. Ülke yasaları gereği. Bakıyorum. Evet. Açamıyoruz. Bu arada hanedanımın yeni üyesi. Gelinim bilmem ne. Ha bak. Varisimizin çocuğu oldu. Bakayım nasıl. Aa, çok zeki değil ama çabuk anlayan bir çocukmuş. Tamam olur. Bunun da karısı. İleride bu büyüdüğünde karısı. Zeki bir şey olursa büyük ihtimalle daha zeki bir çocuk çıkabilir ortaya. Kastilya krallığından savaş açabiliyor muyuz peki? Aynen. Yine bu toprağı açmak için kralımıza savaş açacağız. Ama şu anda kralımızla aramızda bir ateşkes var. O ateşkes ne zaman bitecek tam olarak? 10 ay sonra bitecek. Tamam, 10 ay boyunca şöyle bir duralım. Para biriksin. Çünkü yine bizim kralımızın bol bol askeri ve müttefiki var. Kendisinin 3300, müttefiklerinin 4000 askeri var. Yani toplamda 7000 asker demek oluyor bu. Bu ne böyle? Hapset. Benim tiksinç vasalıma tahta karşı işlediğin suçlar nedeniyle tutuklandın diyor. Önceki bölümde bu adamla savaştığımız için bizi hapsetme nedeni verdik adama. O da şu anda onu kullanıyor. Şimdi biz bu adama karşı savaş açarsak, yani bizi hapsetmeye çalışırsa ve biz hapsolmazsak, yani teslim olmazsak ona, aramızda savaş çıkıyor ve o bizi büyük ihtimalle ezecek. Çünkü şu anda o kadar hazır değiliz. Onun yerine ben teslim olacağım. Zaten fidyemi vereceğim ve çıkacağım hemen. Kabul et diyorum, hadi. Tamam, umarım uzun sürmez. Şu anda hapishaneye düştük. Hemen bir fidye verelim. Kendi fidyenizi verin seçeneği çıkıyor şurada. Sana bir 68 gold versem ya da iyilik borcu karşılığı. Yok. İyilik borcumuz olmasın adama. Sonra saçma sapan şeyler istiyorlar bizden. 68 gold veriyorum. Beni hapishaneden sal kanka. Bir daha da beni hapsedemeyecek bu sayede. Yani bu nedenden ötürü. Yani affetmiş gibi bir şey oldu. 68 gold'umuzu verdik. Paramız sıfırlandı ama artık kralımız öyle kafasına estiği zaman bizi hapsetmez. O güzel. Ne oldu? Şimdi de Maraşal olmamı tekrar istiyorsun. Tamam, yine oluruz. Problem değil. Bizi bayağı iyi bir savaşçı olarak görüyor kralımız. Büyük ihtimalle o da bizim yaptığımız gibi altın kasmak için yaptı. Bir tane adam bize nasıl sığınma talep ediyormuş. Kaçmışlar bir ülkeden. Biz de ona istersen Hristiyan olursan seni kabul ederim falan diyor. Veya direkt kabul edebiliyoruz. Ya da senin gibiler için yerimiz yok diyebiliyoruz. Bu adamı ve ailesini almayacağım. Çünkü adam iyi bir şövalye değil. İyi bir şövalye özelliği olsaydı büyük ihtimalle alırdım ama başka bir özelliği de yok yani. Almayacağım boş boşuna. Belki ajan majandır. Nereden bileceğim yani. Zırt pırt herkese saraya mı alacağım Hristiyan'ı? Bu arada bakayım hapishanemizde kimler var? Şundan para koparabiliyor muyum? Hayır. Bundan Bundan 10 gold alabiliyormuşum. Tamam. Seni salıyorum. Ha, kız çocuğumuz daha büyümüş. Tamam. Seni evlendirelim o halde. Şöyle ana soylu olacak şekilde. Ailemiz büyüsün diye. Irsi özellikleri olan. Bak şurada Herkül gibi bir adam varmış. Onunla evlen sen. Çocuklarınız iyi özelliklerle doğsunlar. Bakın şurada görüyorsunuz Herkül gibi. Ama bu da piçmişti ya. Neyse çok önemli değil. Daha o kadar büyük bir soylu olmadığımız için bu arada papadan tekrar para istiyoruz. Ve geldi. Mis gibi para geldi. Çok güzel. Büyük bir soylu aile olmadığımız için o kadar büyük aileler bize çok yanaşmıyor. O yüzden böyle durmadan piçlerle evlenip duruyoruz. Şimdi artık savaş açabilirim herhalde ya. Ateşkes de bitti galiba. Bakıyorum. Yok. Şimdi bitti. Tamam. Şimdi savaşı açmadan önce şu paralı askerlere ne kadar vermem gerektiğine bakalım. 359 para verdiğim zaman alabiliyormuşum paralı askerleri. Müttefikim savaşa gelir mi? Müttefikim şuradaki adam da hatırlarsanız gayet büyük bir askeri ordusu var. 4600. İnşallah gelir ya. Şu anda başkasıyla zaten savaşmıyor. O halde ben savaşımı açıyorum. Ya da şu 300 olsun. Biraz bir tur daha bekleyeyim aynen. Oldu. Yine bekleyeyim hatta. Ve garanti olsun. Belki de yani borca girip paralı askerleri alamama durumu olsun istemiyorum çünkü. Tamam. Bir ay daha bekleyeceğiz. Tam parası yettiği zaman alacağım. Bu ne böyle? Cadılık iddiası. Bir tane kadının cadı olduğunu iddia etmişler. Ha, kadını serbest bırakın diyebiliyoruz. Veya yakın diyebiliyoruz. Ya da madem cadısın gel bize de cadılığı öğret deyip biz de cadı olabiliyormuşuz. Ama bunlar bizi 100 strese sokuyor. Bu kadar strese girersek de sinir krizi geçirip ölmemiz muhtemel. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım. Bu kadını yaktığımız zaman 100 dindarlık kazanacağız. Ve memnun köylüler etkisine sahip olacak o kontluk. Bu bizim için gayet iyi. Dindarlık önemli çünkü bu dindarlıklar sayesinde papadan para alıyoruz. Kadın yakılarak öldürüldü. Boş boşuna. Yapacak bir şey yok. O zamanlar böyle millet birbirini yakıyordu. Tamam şu ayda bitti. Artık savaşımı açıyorum ben. Daha fazla beklemek istemiyorum. Karakterimizin hak iddialarını bahane göstererek 90 prestij harcayarak savaşı ilan ediyorum yine. Bu savaştan sonra yine kralımızın bizi hapsetme nedeni olacak bu arada. Ama yine parasını verip çıkarız ya. Tüm askerleri topla diyorum. Aynı zamanda şuradan da müttefikimizi savaşa çağıralım. Lütfen yardıma gel. Üstüne paralı askerleri de şöyle şuradan alalım. 3 yıllığına kiraladık. Ordularımızı birleştirelim. Orduyu da ben yöneteyim. Zaten ülkede benden daha iyi bir komutan yokmuş. Gidelim saldıralım şunların ordularına derken ne bu? Ha, kızımız doğurdu. Ama bak ya babasına niye çekmedi ki? Babasının ne güzel özelliği vardı. Babasından o özelliği alamadı. Neyse. Buna saldırdığımızda ne oluyor? Kesinlikle kaybedeceksiniz diyor. Allah Allah. Dur. Tüm askerleri topla. Tüm askerleri toplamayı unuttum az önce. Aa, bir kızımız daha büyümüş. Savaş koşullarında da olsak onun bir mürvedini görelim ya. Ana soylu olsun yine. Bakalım. Bak zeki bir adam varmış 28 yaşında. Onunla evlenebilirsin. Aralarında 10 yaş var ama çok da problem değil. O zamanlar 70 yaşındaki adamla 10 yaşındaki kızı evlendiriyorlardı. 30 yaşındaki adamla 20 yaşındaki kızın evlenmesi o kadar problem değil. Şimdi bu yine salak gibi ordusunu ikiye böldü. Yan yana dolaştırıyor ama bir tanesini yalnız yakalamaya çalışalım. Onun komutanı ne kadar iyi? 16 puanı varmış. Şuradan görebiliyorsunuz. Ve hükümdar direkt kralları yönetiyor. Şurada da 20'lik bir adam yönetiyormuş. Bu adamları ayrı ayrı yakalarsak hoş olabilir. Aa dur. Girme. Girdi ya. Kaybedeceksin yazısı çıktı. Bu ne böyle? Kahraman Dük Bernard. Ailenin kökleri ıslak çamur gibi en çok yapmak istediğim şey aşkının sarılmasını hissetmek. Böylece sevginin derinliklerini öğrenebilirim. Lütfen. Kadın bize ilanı aşk etti. Sarayımda misafirmiş. Körmüş. acemi hekimmiş, yara izi varmış ama çekiciymiş, güzelmiş. Karımıza sadık mı kalsak yoksa bu 45 yaşındaki güzel hanımefendiyle beraber? Ama bu kadın kör ya, buna yani hayat kötü davranmış, biz de kötü davranmayalım, çabalarına derhal son ver demiyorum. Hadi kalbimi kazanmaya çalış bari, hadi izin verdik. Aa, savaşı kazanacağım galiba. Aa yok, destekleri geldi. Şuradan 800 kişilik ordu daha gelmeseydi kazanacaktık da. Püh. Püh. Lanet olsun ya. Yardıma gel artık ya. Nereden geliyorsun anlamıyorum ki. Gel yardıma gel, lanet olsun, kaybettik savaşı. Kaç kişi öldü? 1500 kişi öldü. 1500 adamım öldü. İki cümleyi birleştiremedim, konuşamadım. Çok sinirlendim. Durduk yere bir sürü askerimi kaybettim. Şunları sen yakalarsın belki. Yakala. Yakalasana. Oradan gitme. Gel. Aynen yanıma gelmeye çalışıyor. Yanıma gel aga. Yanıma gel. Bu arada Maraşelimiz ölmüş. Başka bir Maraşel alalım. Çok problem değil. Şövalyelerimiz yeterli sayıda ama bir kişi eksikmiş. Şu adamı zorlayayım bu arada. Şunu da zorlayayım bari. Bir kişi daha. Hadi boş duracağına sen 2 puanlı olmasına rağmen sen savaş. Ne oldu? Aha. Güzel. Burada güya karakterimiz üzüldü ama ben Muhammed olarak sevindim. Çünkü bunu tahta gelmesini istemiyordum. Varisimiz öldü bu arada. Savaşta ağır yaralar almış ve o yaralar neticesinde de hayatını kaybetmiş. Karısı dul kaldı. Ama bunun bir oğlu vardı. Tamam. Zaten diğer oğlumuz da bu çocukla aynı özellikteydi. O çocuk yerine direkt bu çocuk şey olur. Nasıl desem, ülkenin başına geçer. Güzel. Varisimiz artık bunun çocuğu oldu. Güzel. Hadi gel. Şuradan denizden çıkarma yapacaklar. Yanımıza gel kanka. Şunu bir pataklayalım. Geldi. Aa, direkt adamımıza saldırdılar. Biz de yardıma gidelim. Vurun, vurun. Evet. Ha, denizden buraya çıkarma yapar yapmaz yakalamayı düşündü yapay zeka ama yemezler. Hemen destek verdik adama. Gidelim hemen başkentlerini ele geçirelim tekrar. Bu arada az önceki savaşta kaç kişi kaybettik? 1-200 kişi kaybetmişiz. Şimdiki savaşta 800 kişi, pardon. Aynen 800 kişi kaybetmişiz ama onlar da 1300 kişi ölmüş. Güzel, sıkıntı yok. Hemen başkentlerine saldıralım. Kuşatma silahlarımız da zaten bol bol var. Ne yapıyor bunlar? Bizim topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Tamam, geçirin, orası ne alaka yani. Ben sizin başkentinizi alıyorum. Orası benim herhangi bir sıradan bir toprağım yani. Benim de başkentimi almaya çalışsalar müdahale ederdim de şu anda önemsiz bir toprağı alıyorlar. Aynı zamanda müttefiklerim de onların topraklarını işgal ediyor. Ne bu? Mutlu köylüler. Bilmem ne sakinleri hayatlarından memnun. Ekinler bol, yollar güvenli ve köyün yaşları ineklerin ballı süt yaptığı ve kazların altın yumurtladığına dair anlamsız hikayeler anlatıyorlar. Köylüler servetlerini bana borçlu olduklarını düşünüyorlar. Hangi kontuk bu arada? Hangi şehirden bahsediyoruz? Şuradaki. Beni çok seviyorlarmış. Bu yüzden bana bir heyet göndermişler hediyelerle dolu. 45 altın. 45 altın için teşekkür ederim sevgili köylülerimiz. Bize sağ olsunlar ya, destek attılar. Tam da para ihtiyacımız olduğu zamanlar yani. Bu arada bu ne? Tehlikeli örgütleşme. Ya o köylüler gerçekten isyan mı edecek ya? Etsinler. Onları da biçeriz. Şu anda işgal edilen şehrin köylüleri bu arada. Gidelim şu adamları tekrar yenelim. Sonra zaten köylüler çıkar. Köylüleri de yeneriz. Gelin desteğe gelin arkadaşlar. Giriyoruz. Oha, burada 7000 kişi var. Kaçmaya çalışıyor. Kaçabilecek mi? Gel desteğe gel. Desteğe gel. Hadi yenecek miyiz? Ucu ucuna gidiyor şu an. Ucu ucuna. Bu taraf biziz, bu taraf onlar. Tamam. Yendik. Ucu ucuna. Az kalsın kaybediyorduk bu arada. Ama bayağı asker kaybediyoruz şu an ya. Şurada görüyorsunuz. Çeyreğimi, ordumuzun çeyreği gitmiş. Bak, torunumuz. Ölen varisimizin çocuğu. Bu da sevimli özelliği almış. E bari seni de diplomat olarak yetiştirelim. Baban pek iyi bir diplomat olarak çıkmadı ama bak senin diplomasisi iyi olan biri eğitsin. Gerçi bu 13'müş, ben 12'yim. Onun yerine ben eğiteyim daha iyi yani. Neredeyse varisim burada, tamam. Seni ben eğitiyorum torunum. Adamları yendik. Şimdi bir saniye. Neyse şurayı işgal edelim. Almak istediğimiz toprakları. Adam müttefikimiz de az önce onların işgal ettiği bizim şehrimizi kurtardı. Güzel. İdare puanı almışız. Onu kullanalım. Halk görüşü artı 50. Güzel. Artık şehirlerdeki halkımız bizi daha çok sevecek. Bu özellik sayesinde. Bakalım şu anda orduları ne yapıyor bunların? Başkentlerini kurtarmaya çalışacaklar galiba. Yok, döndüler. Döndüler, adama mı saldıracaklar? Adama saldırırlarsa ben de desteğe gideceğim. Direkt yok, bana saldırıyorlar. Şuradaki adam inşallah bana yardıma gelir. Geliyor. Gel abi, yardıma gel. Gel tekrar ucu ucuna yine. Şu anda asker sayıları bizden 1400 kadar fazla. Bu ne böyle? Az önce kalbimizi kazanmaya çalışan hanım abla bize bir şeyler yapmış. Tamam hadi. Sonsuza kadar birlikte olalım. Sevgilimiz olsun. Aynen. Direkt ruh eşimiz oldu bu arada. Sevgilimiz değil. Direkt böyle aşkın moduna girdik. Kaybediyoruz bu savaşı şu an. Şu askerleri toplanma yerini şuraya çekiyorum ve bir paralı asker daha alacağım. Şurada 1700 kişilik bir ordu kiralıyorum. Borca girdim görüyorsunuz. Ama yoksa bu savaşı kaybedeceğim. Hemen git yardıma yetiş. Koş. Heh şöyle tamam. Bu savaşı kaybetseydik çünkü çok derde girecektik. Adamın 50 tane müttefiki var yani. Ben ne yapayım? Görüyorsunuz kaç tane kralı çağırmış yanında. Bu kim? Bohamya krallığı. Bu kim? Navarra krallığı. 2 tane krallık çağırmış yanında. Tamam. Allah'tan borca girebildik de. Şuradaki orduları da birleştirdim. Ordunun başına tekrar ben geçmek istiyorum. Neredeyim? Buradayım. Ama bu adamın özelliği iyiymiş ya. 23. Tamam sen yönet. İzin verdim hadi. Kaç kişi öldürttük orada? 1800 askerini kaybetmiş. Sonra 3000 askerini kaybetmiş az önceki savaşta. Tamam. Şimdi gidelim şurayı istila edelim bari. Ne bu böyle? Karı koca kavgaları. Sevgili karımı çalışma odamda surat asarken bulduğumda şaşırmadım dersem yalan olur. Canı bir şeylere sıkılmış ama ne olduğunu... Ha tamam. Bu bizim vekil harcımızla tartışmış işte karımız. Hangisini tutacaksın diyor. Ben de diyorum ki... Ne diyeyim? Birazcık abartmıyor musun mu diyeyim yoksa... Ya bu adam zaten zamparanın uçuklu biri yani. Karımı savunacağım. Karım bizden nefret etmesin. Ya direkt adamı ülkeden kovuyoruz. Bu adamın... Yok idare yeteneği iyi. Bu adamın yerine başka birini koyamayız. Birazcık abartmıyor musun diyorum. Karımı tutmayacağım bu sefer. Çünkü o adamı ülkeden gönderemem. O adam bizim vekil harcımız. Lazım bize. Bak şuradan bir destek ordusu geldi. Onların ordusuyla birleşmeden tek başına yakalayalım şurada. Yakaladık gibi. Yakaladık güzel. Onu şu anda harcıyoruz. Bohamya'da. Ta yani Orta Avrupa'dan geldi adamlar İspanya'ya. Şu anda İspanya sınırları içindeyiz ya. Tamam şurada 5000 kişilik bir ordu var. Onu da gidelim harcayalım. Müttefikimiz hala arkamızdadır umarım. Müttefikimiz neredesin? Bakayım yani bizle beraber geliyor. Tamam. O da 3000 kişilik bu orduyla bize destek atıyor. Gidin harcayın abi. Git ye şunu. Tamam istediğin kadar ordu gelsin yani. Yeniyoruz. Yendik, adamlar da pes etti. Barış imzalamadan önce bir bakalım satabileceğimiz esirler var mı? Şu esirlere para karşılığı verelim. Tamam. Bu para verebiliyor mu? Hayır. Bu hayır. Bu zaten parasızmış. Bir tur daha şunu da yenelim. Belki buradan da bir esir çıkar. Ne oldu? Buradan aldık mı esir? Yok alamadık. Tamam barışalım bari. Güzel. Güzel. Bu ikinci kez kendi kralımızı yenişimiz. Hala ona bağlı bir derebeyiz ama bizim büyümemize engel olamıyor. Ne yaparsa yapsın. Kontukta kontrol arttırsın şu adam. Bu adam dedim ama bu kadın galiba, değil mi? Yüzünden pek anlaşılmıyor ki ya. Ya şu kafandaki kaskı bir çıkar da yüzünü görelim be abla. Başlık. Başlıksız. Evet, kadınmış. Garip dudağı olan bir kadınmış hatta. Evet. Bu arada kaydı bir kontrol edeyim. Kaç dakika olmuş? 35 dakika olmuş. O zaman bayağı hızlı geçti ya. Tamam, bu bölümlük o zaman bu kadar yeterli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde şövalyelerimizi geliştirdik. Ordularımızı geliştirdik. Daha doğrusu orduyu geliştirmedim ya. Şuradaki zırhlı yayayı alacaktım, almadım ama paralı askerlerle işimizi görüyoruz. Gelecek bölümde artık öyle bir ayarlarız ki biz sonraki savaşımızda paralı askerlere ihtiyacımız olmaz. Bu bölümde artık kontuktan dükleye geçtik. Yani bir level atladık gibi bir şey oldu. Ordu sayımız artık görüyorsunuz kocaman. Bakayım bunun yaklaşık 3000'i falan ama 3000'e bakıyorum yok. Dur bir yanlış olmasın. İyice bakayım. 2000 tane paralı askerimiz varmış. Yani buradaki paralı askerler gözükmüyor zaten. Tamam, 4000 küsür bir askerimiz var artık. Kralımızdan bile belki de güçlüyüz. Aynen, zaten kralımız az önceki savaşta bir sürü asker kaybetti diye onu geçtik asker sayısı olarak. Ama o toparlanacak. Çünkü o ülkenin hepsinden para toplarken ben sadece kendi şehirlerimden para topluyorum. Ama yavaş yavaş güçlenmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi izlediyseniz, beğendiyseniz teşekkür ederim. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşürüz.